ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şeye vara hoş geldiniz. Efendim haftanın son günü yine hayata dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi hayırlı cumalar dileyerek başlayalım programımıza. Hayırlı cumalar olsun efendim. Evinizden, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Evet yine telefon numaramızı veriyorum ki belki alo demek istersiniz. Haberlerle alakalı yorumlarda bulunmak istersiniz diye. 0212 454 55 71 telefon numaram. Instagram sayfam TGT Evo TV'den de efendim bize ulaşabilirsiniz. Yine yorumlarınız, eleştirileriniz, beğenilerinizi bekliyoruz efendim mesajlar bölümüne. Hemen partnerime dönmek istiyorum. Tekirdağ FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atilla Arvas. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hoş bulduk cumalar. efendim. İyi günler diliyorum. Ben de herkesin Cuma'sını tebrik ediyorum. Cuma Amin. gününü tebrik Amin. ediyorum. Amin. Evet. Efendim. Evet. Evet bugün hızlandırılmış bir turumuz olacak. O yüzden Hı -hı. hemen başlayalım Ata Buyurun efendim. Ama yine sağlık haberimizden kültür haberine, gündeme kadar her haberimiz mevcut. Evet. Yorumlar da sizden. Yani hızlı tabii hareket etmek lazım. Atalarımız demiş ki yaşlılar yapabilse gençler, gençler yapsa, yapsa biz ne evet. kadar hızlı oluruz bilemiyorum ama elimizden geleni ortaya koyacağız. Kesinlikle böyle. öyle. Evet. evet o zaman ilk haberimizle başlayalım efendim. Taklidi bıraktık kendi markamızı çıkaracağız. Gucci'nin Merter'de üretilen çakma elbiseyi orijinal sanıp İtalya'daki mağazasına koyduğuna yönelik haber. Türkiye Gazetesi haberinde de bu konuşulmuştu, tabii, yazılmıştı, tabii. çok konuşuldu. Sahte ürünlere savaş açan mertel iş adamları bunları mertelden söküp dünya markası çıkarmak için çalışıyoruz. Çünkü çok kaliteli ürün üretme potansiyelimiz var. O kadar kaliteli ki gerçekten gerçeğiyle ayırt edilmiyor. Bu güzel hı hı. E ama tabii ki bu işletmelerde çok iddialı artık imitasyonu bırakıp dünya markası çıkaracağız. Gücümüzü bu yolda göstereceğiz diyorlar. Siz evet. ne demek istersiniz? Şimdi tabii ben şey diyelim taklit diyelim. Hı hı. Bu konuda çok mahiriz. Hı hı. Moda mod ailesini yapıp ortaya koyuyor ustalarımız. Şimdi bir şeyi yapa yapa tabii aslına uygun bir şekilde ya da daha kalitesini yapabilirsiniz. Kalitelisini. Biz bunların hepsini taklit ediyorsak ve bu taklitlerin birçoğu anlaşılmıyorsa, hı hı. marka olarak e, efendim insanlar bunu giyiyorsa, hele hele bir İtalyan master şef buralardaki dükkanları e, sık sık dolaşıyorsa ben bizzat gözlerimle gördüm. Hayırdır dedim. <laughs> Usta ya dedi bizim mallar var burada. Hadi be dedim ne senin malı buradaki usta yapıyor Aha. mağazada satılıyor. Biliyorum biliyorum evet, evet. dedi ama ucuz çok güzel dedi. Mesela adam burada giyiniyor düşünebiliyor musun? İtalyan. Evet. Ama Türkiye'de yaşıyor master Çünkü chef güzel kaliteli ustası. üretiyoruz. Çok kaliteli yapıyorlar. Her alanda çok kaliteli yapıyorlar. Ama niye şeyi yapmayalım? Niye aslını ya markamızı da oluşturmayalım. Bize, bize özgün <laughs> bize özgün hatta bizim de katabileceğimiz efendim bazı detaylar vardır niye mamulleri uçurmayalım diye düşünüyoruz. Bence de kendi markalarımızı üretelim. Yetti artık taklit etmek. Evet. Bu şuna benziyor. Mesela bir ses sanatçısı ilk defa çıktığında, yeni çıktığında birisini taklit İllakin. edebilir. Taklit hani edebilir. etkisinde kalıyor olabilir. Tabii ama zamanla onun tarzının ortaya çıkam çıkması lazım. Çünkü o kendi tarzıyla Kendini kabul, ispat ettiği zaman, değil mi? kabul görürse, vatandaş o tarzını bilirse ha çok güzel ya müthiş bir şey falan derse işte o zaman kendisi gibi olur. Bizde birçok sanatçı biliyorsunuz Adana'da efendim o gecelerden evet. çıktı geldi. İbrahim evet. Tatlıses çok eskiden türküler söylermiş İbrahim abi. Şanlıurfa'da şurada burada fakat bir Adana yaptı. Ondan sonra ee, ne oldu çıktı geldi yani hmm. ayağında kundura yar e, gelir dura dura. Çok insan da İbrahim Tatlıses'ten esinlenerek ilk Tabii. çıkıyor ama sonra bildiğiniz gibi kendi tarzını Tabii. İşte bulabiliyor. O, o tarz sizi ön plana hmm. çıkarıyor ben de diyorum ki kardeşim taklidi bırakmanın zamanı geldi. Bizde altyapıda var ustada var makinede var en kalitelisi var artık kendi markalarımızı üretmek zorundayız muhabir de ona dikkat çekiyor. Zaten esnafta bıkmış. Evet. Ben kendi markamı niye yapmayayım diye. Evet. Ve bu marka neden bir dünya markası olmasın? Bu kadar kaliteli ya i̇şte Tekstilde. Şimdi tasarım öğrencilerimiz evet. var. Tabii. İnanılmaz güzel tasarımlar ortaya çıkarıyorlar. Tabii. Niye kendi markamız çıkmasın? Neden i, başkasının markasını giyelim? İzmir'de yani birçok yerde İzmir'de yani 30 sene önce bu anlamda bir fakülte açıldı ya. Fakülte var. Hı -hı. Bölüm var. Tekstil. E, yani o ürünleri üreten, tasarlayan bazı bilim adamlarıyla ben o zaman röportaj yapmıştım. Var yani. Evet. Buyurunuz efendim. Sıradaki haber gelsin. Evet. Onu da konuşalım. Kendi tarzımızı artık ortaya koyalım efendim. Bizi de fark etsinler. Evet. Buyurun. Evet. Madem fark etsinler dediniz bir farkındalık projesini o zaman yayınlayalım. Hayır. Kanser hastaları ve hekimler lenfoma farkındalığı için bisiklet sürdü kanser hastaları ve hekimler 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürerek lenfoma kanserine hmm. dikkat çekti. Tabii bu hem dikkat çekmek adına hem de yardımlaşma adına çok önemli. Mutlaka yardımlaşalım. Yardımlaşan toplumları ki kültürümüz de bunu emrediyor. Yalnız bırakmayalım bu aileleri, bu çocukları. Hepimizin çocukları Anadolu insanı. Niye o problemiyle, sorunuyla bir başına kalsın? Elimizi cebimize atalım. Çok net söylüyorum yani. Hı hı. Efendim bunlar farkın, e, farkındalık adına pedala, hı hı. pedal çevirmişler ama. Evet. Evet bu hastalarımız var. Etrafta hastalar var. Bizim de cebimiz var. Bizim de paramız var. Hı hı. Maddi manevi ne gerekiyorsa e, bu hastalarımıza yardımcı olmamız lazım. Düşünün yardımlaşan bir toplumun ne kadar nezih olacağını, Kesinlikle. ne kadar kıymetli olacağını. Kimseyi darda ve bir başına bırakmamak lazım Biz milletiz ya hiç kimse hiçbir fert e, bir ailesi olmayabilir yalnız olabilir <laughs> e, kendini yalnız hissetmemeli ve bunlara sahip çıkmamız lazım. Ben bunları tebrik ediyorum efendim bu davranışlar. Ve evet. efendim bugünün sloganı olarak da farkında ol, risk alma. Çünkü evet. erken teşhis çok önemli. Önemli da. tabii ama ama evet. var Aha. yani önceden bir doktora gideceksiniz efendim, kan örneklerinizi alacaksınız, evet. bunları gözünde bulunduracaksınız. Niye risk alacaksınız? Ama olmuş bitmiş ortada hastalarımız var, çocuklarımız hasta ya da engelli öyle dünyaya gelmiş bunlara da yardımcı olmak lazım. Maddi manevi yardımcı olmak lazım. Bu aileleri yalnız bırakmamak lazım. Tıp gelişti. Dünya doktorları, Türk doktorlarının Türk tıbbını met ediyor artık. Kesinlikle. Ya git kardeşim kan örneklerini ver orada bir muayene ol. Çıksın ortaya bir şey varsa, olmuyorsa olmuyor. Ne yapalım ya yani? ya da öncesinden tedbirler var, ilaçlar Kesinlikle var, öyle. tedavi var. Evet. Evet efendim biz sağlık haberiyle devam Buyurunuz ediyoruz. Efendim. Çocuklara ödül vermiyor, ölüm hediye ediyoruz. Fast food yiyeceklerdeki kolesterol çocukluk döneminde daha büyük hasar veriyor. Ya. Kalp ve damar hastalıkları tedavisinde geleceği ışık tutacak nitelikteki çalışmada çocukluk döneminde arada sırada alınan kolesterolün hücrelerin genetiğini değiştirerek ileriki yaşlarda kalp krizine yol açma riskini daha çok arttırdığı ortaya çıktı. Uzmanların şöyle bir uyarısı var. Hafta sonları çocuğunuzu mutlu etmek için götürdüğünüz hamburgerci onun geleceğini çalıyor. Bu hamburger dediğimiz ama kötü olan fast food hani o yağları değiştirilmeyen o zincirler var ya kötü olanlar. Elbette ki düzgün restoranlarda gerçek köfte ile hamburger Heh. yapan düzgünleri de var. Şimdi hepsi bir olmasın değil mi Tabii. fast food deyince Tabii. ama yine de dışarıda diyorlar ki çocuğunuzu hamburgerciye götürmeyin. Evde yapmak daha sağlıklı. Şimdi çocuklar bundan niye ısrar ediyor? Ortada bir lezzet var. Evet. Yani o o o kürpe damakları efendim böyle avlayan bir hı hı. lezzet var Kesinlikle. Baharatta, baharatta baharatta evet. Tabi o iş baharatta oradan tavlıyor müşteriyi oradan tavlıyor. Öbür tarafta sağlıklı mı değil mi hı hı. içeriği muhtevası et hı hı. falan. Bilmiyoruz ki o ne yani, var. Bilmiyoruz, eleman. bilmiyoruz. Bakın ben uzun yıllar oldu. Hakikaten doğru dürüst yanaşamıyorum. Çok iyi bildiğim ben de çok, ustalar, evet, lokantalar. Ben de öyle. Benim yediğim yani et yemeğim. Bellidir diyemi, değil mi sizin yerinizde? Haşlama efendim. Ben haşlama yerim. Çorbada kelle canım, paça. Hiç hamburger istemiyor Atabey? <laughs> i̇stiyor. Ya O kadar güzel albenisi var ki gel bana gel diyor. diyor Karşına evet. bakıyorum ama ya olan ne eti acaba? Ne kadar bekletildi? Hangi depolardan geldi? Evet. Çünkü maalesef çok insanlar doğru. şimdi yani sağlıkla ilgili değiller. Sadece para kazanmayı. Tabii ki. Ee, para kazanmayı, ki öyle. para kazanmayı. Kendi Gürüz çocuklarına değiliz. da yediriyorlar mı? Ha, iyi, bilemiyorum ama e, kanser vakaları. Buna benzer birçok rahatsızlık Hı -hı. aldı başını yürüdü. Yani kimyasını değiştirdiler, değiştirdiler evet. gıdanın. Hı -hı. Efendim sebzenin, meyvenin falan. Biz ata tohumuna dönüyoruz. Hızlı bir şekilde döndükte Hı -hı. oluyor yavaş yavaş. Ama bizde et de var ya. Bizim kuzumuz var, danamız Tabii. var, keçimiz var. Valla evde yapmak da çok Daha iyi. güzel. Ben arada evet. böyle vaktim olduğuna hafta sonları evde kendi köftemi yapıp yuvarlak Tabii. hamburger. Ha. Her bütün anneler yapıyor Tabii, bunu yapıyor. zaten. Tabii Hani evde kendi işte turşunu, domatesini, peynirini koyarak, köfteni evet. koyarak çok da güzel hamburgerler yapabiliyor. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Mesela benim de çocuğum söylüyor. Aklı başında büyümüş yani <laughs> yaşı var. <laughs> Efendim et sanki kokuyordu dolaba koyduğunuzu hiç yemedim falan demeye başladı. Ha, Kuzu eti hepimiz, mi kokuyor ona? Hayır yani dana <laughs> eti. Ha, Halbuki hepimiz onu yiyoruz Biliyoruz, ve kokmadığını evet. kendimiz kestik. Kendimiz efendim evet, şey gibi. yaptık ama bahanesi var ya anne senin yaptığın köftede bir şey mi var bilmiyorum. Ay, falan Ya aman, aman yani çocuktan tut büyük çocuğa kadar böyle bahaneler var evet. ama onu güzelleştirmek, yani onların hoşuna gideceği şekilde, şekilde ben onlara ben onun için annelere e, ve ustalara baharatı tavsiye ediyorum. Çok güzel baharatlarımız var. Tavlayın Kesinlikle oradan öyle. kardeşim yani. Evet. Evet efendim bir sağlık haberimiz daha var. Uzmanımıza kulak vereceğiz. Diyor ki Doktor Ramazan Dulkadir anne sütü bebeğin sigortasıdır. Evet eğitim araştırma hastanesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor öğretim üyesi Ramazan Dulkadir Sağlık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamasında anne sütünün bebekler üzerindeki Hı. hayati e, öneme sahip olduğunu Tabii. söylemiş ve neler anlatmış hep birlikte dinleyelim. Her bir damlası altın olan anne sütü alımının anne ve bebek sağlığı üzerine sayısız yararları vardır. Optimal emzirme uygulamaları çocukların hayatta kalması ve erken çocukluk gelişimi açısından hayati önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar emzirmenin bebeklerin hayatta kalmasını sağlamasının ötesinde anneler, aileler ve toplumlar açısından da kısa ve uzun vadeli çok çeşitli yararlar olduğunu göstermektedir. Anne sütünün her zaman ulaşılabilir ve ekonomik olması, taze ve mikroorganizmalar tarafından kirlenmemiş olması toplum sağlığı açısından ayrı bir öneme sahiptir. Anne sütüyle beslenmenin anneyi over kanseri ve meme kanserinden korunduğu, kemik erimesine karşı koruduğu, rahimin gebelik öncesi durumuna dönmesine yardımcı olduğu, annenin kilo vermesini ve doğum öncesi kilolarına dönmesine sağladığı, annelik duygusunun gelişmesine neden olduğu, anne için doğal bir sakinleştirici etkisi olduğu bildirilmiştir. Anne sütü, bebeğin sadece besin ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda içerdiği biyoaktif maddelerle bebeği hem enfeksiyon hastalıklarına karşı korur hem de alerji, obezite, kanser ve kronik hastalıkları azaltıcı etkisi vardır. Ayrıca bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur. Bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve bakanlığımızca yürütülen programa göre bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, ve 6 aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ötesine kadar devam ettirilmesi gerekmektedir. Evet bence de bir bebeğe yapılacak en güzel şey onu anne sütüyle beslemek öyle Tabii. değil mi? Şimdi, Kesinlikle yani 2 yaşına kadar uzmanlar öneriyor. Bu, bugüne kadar henüz o, o anne sütündeki o, o şeyi e, bir, hani bileşenlerini evet. ü, üretilmedi o evet. bileşenler. Zaten o öyle bir şey olsa haş, yaparlardı evet, değil mi? Çok özel. <laughs> Tabii ya çok çeşitli mamalar yaptılar ya. efendim neler yok ki ortada her şey var. Ee, onun için anneler e, yüksünmemeli yani şey geri kalmamalı. Kesinlikle öyle. E, emzirme çok iyidir. Sağlıkları, sıhhatleri açısından evet. da çok ona dikkat çekiyor. Efendim e, işte gösterim şu bu falan demesin. E, bence mesela size. Me mesela ka kanser mevzusu var ya <laughs> meme kanseri, evet. göğüs kanseri falan vesaire diyorlar. Bu da çok önemli. Emzirmek de çok, çok doğru önemli. orantılı bir şey. Buna dikkat etmek lazım. Yani doktor arkadaşlarımız var, tecrübelerimiz var, sahada çok konuşturduklarım var benim. Vallahi çok iyi geliyor. E, anneler daha sağlıklı olur, daha sahatli olur. Kesinlikle öyle. Allah muhafaza o dediğimiz de. hastalıklardan da e, uzak durmuş olurlar. Ben de çok evladını 2 ya. yaşına kadar emzirmiş bir anne olarak yani, bunu söyleyebilirim evet. zeki. Hı hı. E, o zekaya, e, akla ya da gelişime, bedeni gelişmeye çok büyük katkısı var. Ona dikkat etmek lazım. Ha olmuyorsa yoksa O o o zaman o yapacak bir şey, şey o. yani başka bir şey yok tabii. Evet. Evet, uzmanından sürdürülebilir beslenme uyarısı. Evet, e, şimdi hep diyoruz ya sağlıklı beslenelim, sağlıklı beslenelim. Ama sağlıklı Ay. beslenmenin sürdürülebilir olması önemli. <laughs> sağlıklı beslenme sağlıklı yaşam biçiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır. Yaşam kalitesinin oluşması için beslenme düzeni büyük önem taşımaktadır. Şimdi sosyal medyada hep karşımıza çıkıyor. O diyet, bu diyet, su diyeti, işte isreç diyeti falan. Hani bunlar ne kadar <laughs> sağlıklı tartışılır. Önemli olan galiba bunu sürdürülebilir ve sizin herkesin vücudu bence şey gibi evet. parmak izi gibi farklı. Kişi. Size iyi gelen bana gelmeyebilir. Ha. Size maydanoz çok iyidir ama Tabii. ben de tam tersi şişkinlik yapabilir. Tabii. O yüzden herkes kendi vücudunu, kendi sağlığını bilip vücudunu Tabii. ona göre sağlıklı beslemek. Yani bu üç gün, aman üç gün ben sadece su içeyim, bir şey yemeyeyim zayıflayayım değil de hayatı boyunca bana neler iyi geliyor, neler gelmiyor, hayatımdan beslenmemden neleri çıkarayım. ...ya da nelere ekleyeyim diye kişinin kendisinin oluşturması gerekiyor kişinin bence. Ki, kişinin kendisi bir, bir doktoru olmalı bence. Kesinlikle. Bunu çok iyi bil, bilmesi lazım. Yerken, içerken, efendim yürürken nasıl yürüyeyim falan... ...bunların hepsi kendisi tespit edecek, hı hı. ona göre gidecek. Zorlamayacak bünyeyi, vücudu zorlamayacak ama efendim işte... Ya günde 45 dakika yürüyüş var ya yeter. Bazıları 2 saat yürüyor. Olabilir. Ve olabilir, mümkündür. Onun hoşuna gidebilir Tabii. ve kaldırabilir ama Kimisi siz... koşmayı seviyor. Evet koşuyor. ama şimdi 2 saat bazen çok ciddi bir şekilde zorlayanlar yürüyenlerin bir müddet sonra dizlerinde çok müthiş şikayetleri oluyor sakatlanıyorlar biliyor musun açık Spor havada olur yapayım da mu der. hani e, şeylerde ya, koşu bantlarında ya. evet ama evet. Hani açık havada valla <laughs> fazla da ayakta kalmamak lazım <laughs> fazla da dizleri ve ayakları her şey şeyin olamamak... normal Heh, ölçüsü orta yok bravo. orta oldu kesinlikle ya, evet. e, o yüzden aman hanımlar hanımlar beyler <laughs> bu sosyal medyada gördüğünüz üç günde şok diyet şunu yapın 3 günde kabak diyeti bunu yiyelim zayıflayalım böyle bir şey yok Öylece kabak mı yiyeceğiz demiş üç birisi. Gün, e, tabii şimdi bir öyle bir diyetler çıkıyor <laughs> tabii, ki tabii. E, hangisi modaysa o hafta diyorlar ki 3 günlük kabak diyeti. 3 gün kabak yiyin 5 kilo zayıflayın yok böyle bir şey. E, sonra evet. ne olacak? Sonra normale döndüğünüzde o 3 kilo verdiğiniz 4 kilo belki de 5-6 kilo olarak geri gelecek. O yüzden sağlıklı beslenmek çok önemli ve sürdürülebilir evet. olması fazla çok önemli. Fazla takış tokuş ve çok fazla abur cubur. Değil mi? Yememek evet. lazım, beslenmemek lazım. Ürünleri takip edeceksiniz, az az yiyeceksiniz tabi. Nefes Kararında. alacaksınız tabi. Nefes alacaksınız. Bravo. Evet şimdi efendim e, yine bir sizleri Van'a götüreceğim. Her programda bir Van haberi ya oluyor bir şey, kültür haberi. Evet. Çünkü benim yani de benim bundan dahilim yok tabii evet, ama Van yok çok tabii. enteresan bir coğrafya. Çünkü Hoşap evet. Kalesi var şimdi sırada. Ha Hoşap Kalesi. Şato planlı Hoşap Kalesi göz kamaştırıyor. Evet. Işıklandırma çalışmaları Hoşap Kalesi'nin motiflerini ortaya çıkardı. Şimdi bu kadar güzel bir görsel şöleni vermemek mümkün, mümkün değil. değil. E Van'ı görmemiş biri olarak ben de bu videolarla güzel ben de görmüş şaşırdım. Ben bu de kalenin dibinde oluyorum. büyüdüm. Gerçekten. Tabii mi? çocukken falan bu kalenin dibinde büyüdüm. Gördüğünüz gibi çok nazik, çok, çok narin. Ama e, dilimden tüy bitti. Aha. Ya ne olur? Bu kasabada günde yüzlerce araba geçiyor. Hı -hı. Ya kasabanın iki tarafından güzel bir şekilde biraz da bu kaleye uygun tarihi taş var Ahlat taşından ve evet. e o tarafa 10 dükkan bu tarafa 20 hmm. dükkan yapın. Şey orada da bir şey tabii olsun tabii yani bir e, şey olsun hoşaba dönük hoşaba hı hı. E, has mesela kazanım bir kazanım olsun. Bir, bir, bir tava bilmem ne tavası hoşap bilmem ne tavası deyin. Hı hı. Güzel bir ahçı da olsun. O turistler gelenler evet. gidenler kamyon şoförleri orada bir şeyler yiyip içsinler. Ya şu kalenin Acaba dibindeki Acaba oranın e, kalenin o Şölen'i bozulmasın o görselle mi yok, diye düşünüyor. E i̇şte ben şunu söylüyorum. Oraya yakın bir yer o, diyorsunuz. O, ha yani iki taraftan Hı -hı. kalenin dibinden geçen o koskoca Hakkariye Yüksek yuva vesaire İran'a evet, giden bir yol var. Yol var evet. Bir yol var. İşte o yolun iki tarafından Hı -hı. oranın da mimarisine uygun bir şekilde ahlattan taş getirin. Tek katlı böyle fazla Hı -hı. yani iki katlı da olabilir. E bir dükkanları yapın. Diğer kötü o görüntüyü, Hı -hı. o yakışmayan görüntüyü ortadan kaldırın. Hı -hı. E bakın ne kadar güzel Yuvamlı bir şey. olarak Tabii. Bir kulak vermek ya lazım burada dünya gel, varsa. ben burada büyüdüm yani. Evet. Bunu güzel bir şekilde Orada yapabiliriz biri tabii olarak Ve tabii Ben her sene de gidiyorum. Hı -hı. Elden de geçti şu kale çok, çok güzel yaptılar. Evet. Ama ne olur ya şuradan 15-20, buradan 15-20 dükkan yapalım. Hı -hı. Oradaki esnafta bir şeyler üretsin, ortaya koysun. Gürpınar ilçesine bağlı bir kasaba hı hı. bu ama 10 hı hı. tane Gürpınar yapar. Evet. Gürpınar içeride kaldı, Aha. kıyıda kaldı. Orada geçen göçen yok. Fakat burası o kadar hareketli ki hı hı. burada dediğim gibi yüzlerce kamyon geçiyor hı hı. ve turistler burada. Evet. Yani o bölgenin en narin kalesi bu. Sarı Süleyman'ın kalesi bu. Hı hı. Osmanlı Uçbey'inin kalesi bu. Tarihi bir dokusu var. Ya bunu bir araya şeye ayağa kaldırsak iyi olur. Kesinlikle. Vallahi. Bunu evet. her programlarda da zaten dillendirelim. Evet ata çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Şimdi efendim reklam zamanı. Reklamların ardından Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak.